Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İkinci yazılılarla yine beraberiz. Umarım faydalı olur. Bu Milli Eğitim gönderdiği örnek sorular. Aynısı ya da benzeri çıkıyor arkadaşlar sınavlarda. Siz eksiklerinizi sonra tamamlarsınız. Hem kanalımdan ya da başka yerden, kitaplarınızdan ve kelime listelerinden tabii ki eksikleriniz giderim bir zahmet. Look at the visual below. Aşağıdaki görsele bakın. And write a short text including all the information on it. İçindeki bütün bilgiyi kaplayan bir kısa bir metin yazın diyor. Bilgiye bak, isim, soy isim, doğum tarihi, doğum yeri ve mesleği. Onlar da burada. Bakalım ne diyoruz? Ben şöyle başlayabilirim. He is Kemal Atatürk. Evet, birinci, ikinci bölümünü yazdık. He was born. Doğdu. Yer diyor. Tarih diyor. On. Ben bunun okunuşu şeklinde yazayım arkadaşlar. On the 4th of January. Yıllardan önce ne yapıyorduk? İstersek bunu devam olduğu için yazmayabiliriz de. In 1881 dedik. İsterseniz in Salonika diye devamını getirebilirsiniz. Ben ayrıca yazıyorum. He was born in Salonika. Salonik'te doğdu. Tabi dediğim gibi he was born on the 4th of January in 1881 in Salonika şeklinde de diyebiliriz. He was a soldier. O bir askerdi. Mesleği de bu. Occupation meslek demek biliyorsunuz. İkinci bölümümüzde bir grafik verilmiş arkadaşlar. Buraya bu aktiviteleri yazıyor. Blue High School asked 100 students about what they did last weekend. Geçen hafta sonu ne yaptıklarıyla ilgili 100 tane soru sormuş. 100 kişiye soru sormuş. 100 tane öğrenciye. Read the results, sonuçları oku. Below aşağıdaki en. Label the slices of the pie chart. Bunları da isimlendir. İşaretlerine, renklerine göre arkadaşlar. 20 students visited their relatives. 20 öğrenci akrabalarını ziyaret etti. Şimdi hangisi 20 olduğunu bilemiyoruz. Devamını getirelim. Most of the students did gardening. Öğrencilerin çoğu gardening, bahçe işleri yaptı. O zaman çoğunluğu bu olduğuna göre buraya doing gardening yapalım ki diğerleri çıksın. Evet. 10 students spent time at home. 10 tane öğrenci de evde vakit geçirdi. 20 öğrenci akrabalarını ziyaret ettiğine göre hangisi daha fazla? Bu. O zaman visiting relatives, akrabalarını ziyaret etti. Diğer 10 da spend time at home. Üçüncü alıştırmamız look at the table, tabloya bakın. And answer the questions. Sorulara cevaplayın. Saturday, Sunday'le ve isimler de burada, aktiviteler de burada. Who went to the cinema on Saturday? Cumartesi günü sinemaya kim gitti? Gloria and Lily. Diyebiliriz. Kısa cevap öğretmeniniz kabul ederse, ama isterseniz who'yu kaldırıp diğer isimleri yazdıktan geri kalan aynısını yazabiliriz. To the cinema on Saturday. Cumartesi günü Gloria ve Lily gitti. When did Gloria go to the library? Gloria kütüphaneye ne zaman gitti? Gloria kütüphane neredeydi? Burada. Sunday. Pazar günü gitti. O zaman she went to the library on Sunday dedik. Pazar günü gitti. What did Lily do on Sunday? Lily ne yaptı? On Sunday, pazar günü ne yaptı? İki tane iş yapmış arkadaşlar. Bir oyun alanına gitti. Bir de alışveriş. O zaman she went to the playground and did shopping. Bir de alışveriş yaptı. Evet. Did Gloria play at the playground on Sunday? Pazar günü Gloria oyun alanında oynadı mı? Bakalım. Yok. Oynamamış. O zaman no, she didn't diyoruz. Bakalım bu bölümde bizden ne istiyor? Look at the visual. Görsele bakın. Yine cumartesi, pazar. And write down at least 3 sentences about what Sam did last weekend. Geçen hafta sonu Sam'in ne yaptığı ile ilgili en azından 3 cümle yazın. Biz tabi birkaç tane yazalım örnek olsun diye. Burada ne yapmış? Gitar çalmış Sam. Geçen olduğuna göre arkadaşlar geçmiş zaman yazıyor. Fiilimizin sonuna ed'ye getiriyorduk biliyorsunuz size. Sam played the guitar. Gitar çaldı. On Saturday. Başka ne yaptı? Cumartesi'den önce yazalım. She went to the playground. He went to the playground. On Saturday diye bitirebilirsiniz. Sonra ne yapmış? He read a book. On Saturday şeklinde söyleyebiliriz. Pazar günü ne yapmış? He watched a film. Film izleyen ate popcorns, mısır patlakları da yemiş. On Sunday, pazar günü. Sonra he did shopping, alışveriş yaptı ya da he went shopping de diyebiliriz, alışverişe gitti. Son olarak futbol oynamış. He played football. On Sunday diyebiliriz. 5. bölüm senaryo 1. 5. soru. Read the poem. Şiiri okuyun. And answer the questions. 2 tane soru var. Bunları cevaplayın. In a city so busy with buildings so tall. Bir şehirde çok kalabalık, çok yoğun ve uzun bina, yüksek binalar. It's hard to breathe at all. Nefes almak çok zor. Cars and the factories giving out smoke. Arabalar, fabrikalar duman çıkarıyorlar. Leaving our world all dirty and broke. Bütün dünyayı kirli ve berbat halde bırakıyorlar. Let's all be careful. Hep dikkatli olalım. And try to be wise. Akıllı olmaya çalışalım. Reduce, reuse, recycle. Azalt, tekrar kullan ve geri dönüşüm yap. That's the advice. Tavsiye edilen şey budur. Let's work together. Beraber çalışalım. Make our world pure. Dünyamızı temiz yapalım, saf yapalım. For a cleaner and healthy future. That's for sure. Daha temiz, daha sağlıklı gelecek için ve tabii ki böyle olmalı şeklinde bir şiir var. Şimdi bu şiire göre bizden istenen sorular nelermiş? What kind of pollution is the poem about? Burada dumanlardan, binaların yüksekliğinden, nefes alamamaktan bahsediyor. Arabaların, fabrikaların, dumanlarından bahsediyor. O zaman burada bahsedilen nedir? Air pollution. It is about air pollution diyebiliriz. Evet. What should people do to prevent the environmental problem according to the poem? Şiire göre bu çevre problemini önlemek için insanlar ne yapmalı? Buraya göre ne yapmalılar? Arkadaşlar şurada yazıyor zaten. People should reduce, azaltmalılar. Kullanımı, israfı, her şeyi. Reuse, tekrar kullanmalılar. And recycle. Evet. Bunları yapmalılar arkadaşlar. Kısaca cevabımız bu şekilde. Evet. 6. bölümümüzde complete sentence according to visuals, görsellere göre cümleleri tamamlayın. Evet. Görselimiz burada. You should ne yapmalısınız? Otobüs olduğuna göre you should use public transportation. Toplu taşıma diyoruz biz Türkçe'de buna. Toplu taşıma kullanmalısın. You should plant trees, ağaçlar dikmelisin. Ya da you should plant more trees, daha fazla ağaçlar dikmelisin. You shouldn't waste water. Bakın açık, dişleri fırçalarken akıyor. Su israf etmemelisin. Bir de you shouldn't throw rubbish. Çöp atmamalısın. Into the streets de diyebiliriz tabii ki. Ama kısa ve öz olsun cümleler, anlaşılır olsun. Senaryo 2'nin 1. sorusunda işte bizden ne istiyor? Write down what Luna did on her winter holiday according to visuals. Görsellere göre kış tatilinde Luna ne yaptı? Burada ne yapıyorlar arkadaşlar? Kartopu oynuyorlar. O zaman geçmiş sorduğuna göre Luna played snowball. Kartopu oynadı. Burada she made a snowman. Kardan adam yaptı. Burada kaymış, kaya gitmiş. She went skiing. Gone geçmiş zaman went biliyorsunuz. Burada ise she read a book. Bir tane kitap okudu. İkinci bölümde bizden metni okumamızı ve kitap isimlerini, kitap türlerini buralara yazmamızı istiyor. Kütüphanedeki böyle bölüm var. Okuyalım bakalım. Bob was at the library yesterday. Bob dün kütüphanedeydi. And prepared a visual to remember the place of the books. Kitapların yerlerini hatırlamak için görsel hazırladı. Yani Türkçeleri bu şekilde arkadaşlar. According to his visual, onun görseline göre the magazines are, dergiler neredeymiş? Are between the science book and short stories. Fen kitapları ve kısa hikayelerin arasında. Kısa hikayeler burada olduğuna göre demek ki science books burada. Fen kitapları burada ki arasında magazines olsun. Yani dergiler. Çünkü ikisinin arasında diyor. Evet, ikisini bulduk. The history books, tarih kitapları were under the science books. Fen kitaplarının altında. Hemen burada history books. The literature books, edebiyat kitapları neredeymiş? Were over the magazines. Dergilerin üzerinde. O zaman literature books, edebiyat kitapları da buradaymış. The poetry books, şiir kitapları nerede? Were near the literature books. Edebiyat kitaplarının yanında. O zaman şurası şiir kitapları. Son olarak the geography books were near the novels. Romanların yanında. And under the short stories, kısa hikayelerin altında. Bunlar neymiş? Coğrafya kitapları. Evet. Evet, burada ise arkadaşlar prepositions, hani yer edatları, onları kullanıyoruz. Summer was neredeydi? On the box. Kutunun üstünde. Summer was next to the box. Kutunun yanında, bitişiğinde. Summer was under the box. Kutunun altında. Summer was behind the box. Kutunun arkasında. Summer was in front. Bu önünde gibi gözüküyor ama arkadaşlar arkasında şey. Onun için in front of diyoruz. Kedi ön tarafta. In front of the box. Burada ise summer was in the box. Kutunun içindeydi. 4'te ne istiyor? Sofia will not be at home for a while. Bir süre için Sofia evde olmayacak. She prepares a to-do list. Bir yapılacaklar listesi hazırlıyor. For his son, oğlu için. And ask him to follow the instructions in the list before he leaves home. Evden ayrılmadan önce, oğlu evden ayrılmadan önce buradaki yönergeleri takip etmesini istiyor. Read those instructions. Biz de bunu okuyalım. And number the pictures correctly. Resimlerde 1, 2, 3, 4, 5 diye sıra numarası verelim. First, önce ne istiyor? Turn off the taps. Muslukları kapat. Musluklar burada. 1. Second, ikinci olarak close the windows and curtains. Pencereleri ve perdeleri kapat. Şurada. Then sonra Unplugged the electrical devices if one not then unplug the electrical devices if you are not using them. Onları kullanmıyorsan elektrikli cihazları fişinden çıkar. O nerede? O da burada. 3 dedik. After that turn off the lights. Bundan sonra ışıkları kapat. 4 de burada. Finally, son olarak separate the garbage. Çöpleri ayrıştır and throw it in the recycling bins. Onları geri dönüşüm kutularına at diyor. O zaman burası da 5 oluyor arkadaşlar. Evet, senaryo 2'nin de son sorusu. Read situations. Burada durumlar vermişler. Onları okuyun diyor. And make some suggestions. Bazı tavsiyelerde bulun. Biz tavsiyelerde bulunmak için de görmüştük. Should, shouldn't ile yapacağız arkadaşlar cümleleri. To the people for being more eco-friendly. Daha çevre dostu olması için insanların tavsiyelerde bulunacağız. Bakalım Richard'ın durumu ne? Richard isn't careful about protecting the environment. Çevreyi korumaya dikkatli değil. He always throws rubbiş on the ground. Devamlı yere çöp atıyor. O zaman ne diyebiliriz? He shouldn't throw rubbish on the ground. Yere çöp atmamalı. Tamam, bunun tavsiyesi şu cümleye göre verdik. Daisy's office isn't far away. Daisy'nin bürosu çok uzakta değil. But she always drives to work. Ama devamlı işe arabayla gidiyor. O zaman ne diyebiliriz? She shouldn't drive to work. Okula, yani işe arabayla gitmemeli. Ya da she should cycle to work. Okula ya da işe bisikletle gitmeli. Ya da ne diyebiliriz başka? She should go to work on foot. She should go to work on foot. Yayan gitmeli. Şeklinde birkaç tavsiyede bulunabiliriz. Lily always throws all the rubbish into the same bin. Lily bütün çöpleri devamlı aynı kutuya atıyormuş. O zaman bunun tavsiyede bulunabiliriz arkadaşlar. Lily should separate the rubbish çöpleri ayırmalı. Ya da she should throw rubbish into the recycling bin. Into the recycling bin. Geri dönüşümlü kutulara koymalı dedik. Tim never unplugs the electrical device when he doesn't use them. Tim kullanmadığında elektrik cihazları asla fişlerinden çıkarmıyoruz. O zaman ona ne diyebiliriz? Onunla ilgili he should. Çok kolay arkadaşlar. Bunları should ya da shouldn't şeklinde getiriyoruz. Unplug the electrical devices. İsterseniz when he doesn't use them şeklinde de devam edebiliriz. He, başka bir cümle daha yazalım. Siz birisini söylersin. He shouldn't waste energy. Enerjiyi israf etmemeli şeklinde de söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sorularımız çok zor bir şey değil. Sadece eksiklerinizi tamamlayın. Eksik olan kelimelerinizle öğrenin. Umarım faydalı olur. See you later.